Merhabalar, kötü bir güne daha uyandık ve yine saçma gündemlerle beraberiz. Hadi başlayalım. İlk önce Erdem Özveren adlı şu arkadaşın ne yazmış bakalım. Sezen Aksu isminde kendisine sanatçı denilen biri. Şahane Bir Şey Yaşamak isimli son klibinde Hazreti Adem'e ve Hazreti Havva'ya cahil diyor. Ve bunu hakaret niyetinde sayıyor. Ve TCK 216'ya göre dini değerlere hakaret edip alay ve eğlence aracı yapan bu şahıs hakkında tahkikat başlatsınlar diyor. Bu tweetin başında da Müslüman savcı ve avukatları Allah rızası için göreve davet etmiş. Şimdi benim fikrime gelecek olursak. 1. Şarkıda kesinlikle hakaret yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü bütün mitoloji ve dinlerde zaten Hazreti Havva'nın ve Hazreti Adem'in Allah'ın yani Tanrı'nın sözüne uymayıp yasaklı meyve yedikleri için Allah tarafından, Tanrı tarafından cezalandırılıp yeryüzüne gönderiyorlar. Yani tamamen cahillikle yapılmış bir şey. Ki şeytana uymak cahillik yani. Yani sonuçta Tanrı var, yaratan seni demiş ki yapma bunu. Ve devamına gelelim, 100.000 kişi buna tweet atıyor. Linçliyorlar, yargılıyorlar. Yani tweetleri görmeniz lazım. İnanılmaz tweetler. İnanılmaz cahillik seviyesinde tweetler. Ve bu Erdem Özveren adlı şahıs bayağı bir gaza geliyor. Tweetleri yardırıyor yani. Bak bak bak. Ve olayı nasıl algıya çevirdiğine bakın. Şu an birkaç tane tweetini okuyorum. İslam'a söv, Kabe'ye küfret, Hazreti Adem'e söv, Hazreti Havva'ya küfret, Peygamber'e küfret, Allah'a küfret, camiye söv, Allah dostlarına küfret, sonra cenazeni getir, sövdüğün camiye hoca efendi sorsun. Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilelim? Gönlü kafirlerden yana biriydi. Bu birinci tweeti. Devam edelim. Komşuya hakaret 6 ay, idareciye hakaret 1 yıl, Atatürk'e hakaret, Atatürk'ün ağası küçük bu arada, 3 yıl. Allah ve Resulüne, Peygamberine, İslam değerlerine hakaret ise fikir özgürlüğü. Fikir özgürlüğünüz batsın demiş. Bakın yavaş yavaş geliyor. İlk önce Atatürk'le başladık. Devam edelim. Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile hakaret ve alay edenler ne hikmetse ata olarak kendilerine maymunu layık görüyorlar. Evrime de lafı soktu. Çok güzel. Olayı direkt İslam dinine mensup olmayan insanların hedefinde İslam vardır. İslam düşmanları, din düşmanları, bunlar hakaret ederler. İslam'a saygısı yoktur'lara getirdiğini görüyor. Çok basit. Ve bunun gibi birçok ehli sünnet hocalarımız da buna destek verdi. Nasıl dersin falan filan diye. Yani bu kadar triggerlanmak çok saçma. Ben öyle düşünüyorum. Ve şunu da belirtmek isterim. Ve özellikle şunu belirtiyor. Müslüman savcı ve avukatları Allah rızası için göreve davet ediyorum. Niye? Müslüman olmayan savcı ve avukatlar dini değerleri koruyamaz mı? İslami değerleri koruyamaz mı? Bu ülkenin bir dini yok ki. Laik bir ülkede yaşıyoruz. Aslında sorun Müslüman savcı ve avukatlar göreve gitmesinde. Yani çünkü onlar taraflı yaklaşacak. Hakaret ettiğini sanacaklar. Bu kadar basit. Ve cemaat yurtlarından, cemaat sahiplerinden, dindar insanlardan da destek beklediğini belirtiyor. Bu saçma başla destek verenlerin de Allah belasını versin. Adam hem kendi dinine saldırıldığını iddia ediyor. Hem Atatürk'ü 5816. kanunla ilgili bir sıkıntılar var. Çok belli. Zaten bunlardan da bunlar beklenir. Hani kendileri saygı bekliyorlar ama saygı karşı tarafa göstermiyorlar. Bu arada hakaret falan yok gerçekten. Onu da belirteyim. Yani burada nasıl hakaret eder diye bir çılgınlanmaya gerek yok yani. Abi cahil oldukları için zaten Hazreti Adem ve Hazreti Havva yeryüzüne cezalandırılıp gönderildi. Bu kadar basit. Evet, konuşacaklarım bu kadardı. Görüşürüz.